Nasılsın Bilge? İyiyim, teşekkür ederim. Bak Bilgeciğim, korkacak hiçbir şey yok. Sen güçlü ve akıllı bir kızsın. Ayağa kalkmak için çok çalışacağını biliyorum. En kısa zamanda kendi başına yürüyerek bizi ziyarete geleceğini biliyorum. Anlaştık mı? Tamam. Çok şükür. Gittiler. Ben de akşam yatıya kalacaklar sandım. Bakıyorum kuruldun baş köşeye. Hadi kalk. İçerisi darmadağınık. Toparla. Bana da bir bardak su getir hadi. Nankör. Bir elimi bile öpmedin. Hanımım ama... Sus! Kanımızı verdik o kadar. Hayatını kurtardık. Hanımım çok teşekkür ederim ama ben... Senin hasta olduğunu düşünmeye başladım Hayriye. Pes doğrusu. Kız hastaneden yeni geldi. Söylediğin şeye bak. Bana bak, sen de Fatma'nın avukatı kesildin başımıza. Kalk hadi kalk uyuşa. Bırak çocuğu! Alo, internete giremem şimdi. Çünkü hala kapıdayım. Siz çete girin, ben birazdan katılırım. Şey, bunu getirdik. Kimin bu? Bilmem, elimizde sadece bu adres var. Bizimkilerin herhalde. Yine uçakları rötar yaptı. Şey, biz artık gidelim. Bir şey imzalamıyor muyum? Yo. İyi. Hadi gidelim artık. Ne güzel kız. Gerçekten öyle. Delinin zoruna bak. 3 kuruş kefen param var. Onda mı gözün kaldı ha? Sapasağlam kadınsın. Git iş bul çalış. Allah'ından bul Emin. Kim bilir neler yaptın da kız bu hale geldi. Senin yüzünden oldu. Buna eminim. Sen gene ne yalanlar uydurdun bakayım ha? Alır mı ayağının altına bırak şimdi kızı, seni? Bırak kızı, ne yapıyorsun kızı? Terbiyesiz. Bırak, karışma sen. Ben söylemedim. Yanlış anladınız. Şöyle teşekkür demek istemedi adıma. Bir tane vuracağım, parçalayacağım şimdi seni. Ay karışma sen. Aslı abla, kızmazsanız size bir şey sorabilir miyim? Elbette bir tanem. Siz evli misiniz? Hayır tatlım, evli değilim. Evlenmek üzereydim ama sevgilim öldü. Ben de okulu bitirmek üzere Amerika'ya döndüm. Ya çok üzüldüm. Ama şu anda sevdiğim biri var. Ne güzel. Bence de. Ver bakalım şu çantayı. Ver dedim sana. Ver. Bırak. Bırak şu çantayı. Bıraksana be kadın. Namussuz seni. Ver şunu. Ver dedim sana. Ne yapıyorsun? Versene şunu be. Ey, ne yapıyorsunuz be? Bırakın. Bırakın beni. Bırak sana be. Dedim size. Gel buraya. Gel. Oh öldüm. Harika. Bu yeni imajım mükemmel oldu. Öf, öf. Şu şapka, şu gözlükler. Harika. İşte karşınızda tarih profesörü Orhun Soy. Şark medeniyetleri üzerine derin araştırmalarım beni kapınıza kadar getirecek Hayriye Hanım. Üf. Pek entel oldum. Al bebeğim. Bana da. Aa, bu ne bu? Çorba. Akşam, akşam yemeği. Hepsi bu kadar mı? Bu sofradakilerle kuşlar bile doymaz canım. Evde olan bu. Alışverişe de çıkamadım bugün. Neden? Parana kıyamadın değil mi? Cebinde akrep var senin. Aa, ne bu böyle? Biraz daha koy hadi. Bu kadar şeyle kim doyar? Koy koy. Başka yok. İdare et biraz. Zor durumdayız biliyorsun. Herhalde açlıktan da ölecek değiliz değil mi? Doğru dürüst bir şeyler almıyorsun ki adam gibi beslenelim. Bir gün hasta olup yataklara düşeceğiz vallahi. Ay, gırtlağımızdan bir şey geçtiği yok ki. Sen bir şeyler yemeyecek misin Şule teyze? Yok Bilgeciğim, yiyin siz. Hem ben o kadar aç değilim. Bugün simit yemiştim. Herhalde o top tuttu beni. Dışarıda yedin tabii. Orada yedin, bizden habersiz kim bilir neler yedin. Boğazına dizilsin inşallah. Bir de numara yapıyor. Yok zor durumdaymışız da falan da filan da. Alacağına bir iş bul kendine.
İş bulmak o kadar kolaydı sanki. Bütün gün ne yaptım sanıyorsun? Aman ne bileyim ben. Adam yerine koyup haber verdiniz mi var? İpini koparan dışarı atıyor kendini. Kim bilir nerelerde sürtüyorsun. Hayriye. Yine tepemin tasına attırma beni. Bütün gün iş aradım kendimi. Şu halime bak. Bana bakıp bu halde nasıl çalışacaksınız diye soruyorlar. Mecbursun, çalışacaksın. Sen ne vicdansız kadınsın be. Yazıklar olsun. Şu iki lokma boğazından nasıl geçiyor senin ha? Beş kuruşumuz yok diyorum sana. İnsan biraz acır da hiç değilse borç verir be. Aman. O paraları mezara mı götüreceksin sen? Delirdin mi sen? Üstüme varma. Gözünüz dönmüş. Sizin gözünüz benim paralarımda değil mi? Ben yemeyeceğim Şule teyze. Olmaz öyle şey Bilge. Ben yerim içeceksin. Bir şeyler yemen lazım. Sen yeme ben canım yerim ben. Canım istemiyor. Ver. Bıraksana kızın çorbasını. Aç gözlü kadın. Gözün. Aç. Hayriye kendine gel. Hanımım lütfen yapmayın. Sus sen konuşma. Sana kanımı vermeseydim ölüp gitmiştin şimdiye kadar. Vücudu. Ne yapıyorsun sen ya? Nefsi müdafaa. Kendimi müdafaa ediyorum. Çekil uzaklaş benden. Katil ruhlu kadın. Delirdin mi Hayri? Aklını başına topla. Bak. Paramız yok paramız. Eğer sendeki paradan biraz borç vermezsen aç kalacağız bilmiş ol. Bilge'nin tedavi masrafları, tekerlekli sandalye parası da cabası. Bu kızcağıza da yazık. Yeter artık be. Amansızlandınız. Ay insanda biraz gurur olur. Al. Al şunu da beni rahat bırak. Sen alay mı ediyorsun? Niye? Bu para neye yeter ki? Topu 5 milyon be. Yeter. İdareyle harca. Sen çok savruk olmaya başladın. Devir ekonomi devri. Kriz bu kriz. Herkes fedakarlık yapacak. Alo anne. Burak oğlum. Benim anne. Canım yavrum. İyi misin? Neredesin? Yine ağlama lütfen. İyiyim. Hem de çok iyiyim anneciğim. Merak etme. Nasıl merak etmem yavrum? Kaç gündür gözüme uyku girmiyor. Söylesene neredesin? İstanbul'da değiliz anne. İstanbul'da değil misin? Bir arkadaşımla beraberim anneciğim. Kız kardeşini arıyoruz. Kim o arkadaşın? Neler oluyor Burak? Murat anne. Sen tanımazsın. Leyla teyzelerde kalıyordu. Kız kardeşini bulmak için buralara geldik. Biz çok iyiyiz. Leyla teyzeyi arayıp Murat'ın iyi olduğunu söyler misin? Tek başınızda ne yer ne içersiniz. Eve gelin. Sonra ne yapmak istiyorsanız ben size yardım ederim. Eve dönmek istemiyorum. O amcadan nefret ediyorum. Hem kocaman adam olduk artık. Üzülme sen. Biz kendimize çok iyi bakıyoruz. Leyla teyzeyi aramayı unutma lütfen. Kapatıyorum şimdi. Sonra tekrar ararım. Ne dedi? Beni çok merak etmiş. Eve dön falan dedi. Es var mı? Yola birlikte çıktık. Kardeşini bulana kadar seninleyim ortak. Sağ ol ortak. Sen gerçek bir dostsun. Hadi gel gidiyoruz. Tamam. Nereye? Beni takip et. Ne kadar sakin bir görünümü var. Evet. Oldukça huzurlu bir yer gibi gözüküyor. Koskocaman bir ev ve mutlu bir aile. Şu kız ne kadar şanslı değil mi? Hem de çok. Düşünsene. Koskocaman bir odası vardır şimdi. Bir sürü giysisi, oyuncakları. Anne babası da üzerine titriyordur. Ona prenses gibi davranıyorlardır. Doğru. Prenses kadar güzel zaten. Değil mi? Bilmem. Hiç prenses görmedim ki. Ama bu kız gerçekten çok hoş biri. Şimdiye kadar gördüğüm en güzel kız. Saçları ipek gibi. Ne zaman dokundun? Dokunmadım ki. Sadece tahmin ediyorum. Hiç şansımız yok biliyorsun. Ne? Onunla konuşmak için hiç şansımız yok. Adını bile bilmiyoruz. Üstelik onu bir daha görüp görmeyeceğimiz bile şüpheli. Nedenmiş o? Kibar o adrese bir daha gideceğimizi söyledi ya. Duymadın mı? Ne olacak? Sanki yine o kız mı açacak kapıyı? Hizmetçisi vardır o evin. Tesadüf de o. Olsun. Belki yine tesadüf olur açar kapıyı. Var mısın iddiasına? Hayal kuruyorsun. Nesine? Dondurmasına. Mızıkçılık yok ama. Tamam.
Hadi bakalım Bilgeciğim. İlaç saati. Sağ ol Şule teyze. Size de zahmet oluyor. Aşk olsun Bilge. Böyle söylemene kızıyorum. Ben aynı durumda olsam sen de bana bakmaz mıydın ha? Bakardım tabii. Neden bakmayayım? Şuna bak gördün mü? Kendi ağzınla söylüyorsun. Ne oldu? Acı mı geldi? Yo, fena değil. Boğazıma takıldı biraz. Şu vitaminleri de al bakalım. Bol suyla yutarsan boğazına takılmaz. Bakıyorum da küçük hanım vitaminlerle besleniyor artık. Ha? Dur bakayım. Ver şunu bir de ben bakayım nasıl bir şeymiş. Bıraksana Hayriye. Utanmıyor musun kızın ilaçlarına saldırmaya? Aa, niye utanacakmışım? Onun hanımı benim. Benim de hakkım var. Benim sayemde yaşıyor, unutma. O kadar kan vermeseydim. Ayıp ayıp. Tamam, yaptın bir iyilik, Allah razı olsun. Ama ikide bir de şu kızın da benim de başıma kakıp durma. Günah. Hem o vitaminler Bilge'nin güç toplaması için. Vücudunun kuvvetlenmesi gerekiyor ki bir an önce ayağa kalksın. Korkuyorum Şule teyze. Sence tekrar ayağa kalkabilecek miyim? Yerinde olsam bir an önce ayağa kalkardım. Daha ne kadar tembel tembel oturacaksın? Vallahi kapının önüne koyarım, aklın başına gelir. Sen de korkutma şu kızı Hayriye. Yok Bilgeciğim, sen onu aldırma. Kısa bir süre sonra iyileşip ayağa kalkacaksın inşallah. Ama yine de yürümeye bir an önce başlaman senin elinde. Ne kadar gayret edersen o kadar çabuk iyileşirsin. Bilmiyorum Şule teyze. Sanki bütün gücümü çekip aldılar. Öyle halsiz hissediyorum ki kendimi. Parmağımı oynatacak halim yok sanki. Toparlanacaksın Bilgeciğim. Yanındayız yavrum. Sen sakın moralini bozma. Her şey yoluna girecek. Akşam saati kim bu münasebetsiz? Alo. Alo, iyi akşamlar. Rahatsız ediyorum. İyi akşamlar. Ediyorum. Evet, evet ediyorsunuz. Ne var, ne istiyorsunuz? Bilge ile konuşacaktım. Ben Leyla. Al. Al. Leyla mıdır nedir seni istiyor, al. Al. Alo. Leyla teyze nasılsınız? İyiyim Bilgeciğim, sen nasılsın? Başına gelenleri duydum, geçmiş olsun. Bak şimdi sana moral olabilecek bir haberim var. Abimle mi ilgili yoksa? Evet canım, Burak annesini aramış. Abin Murat'la birliktelermiş. Neredelermiş Leyla teyze? İyiler miymiş? Sakin ol Bilge. Bak öyle hemen heyecanlanmak yok. Çok iyilermiş, merak etme. İstanbul dışındalarmış ama nerede olduklarını söylememişler. Abinle Burak seni arıyorlarmış kızım. Leyla teyze, ne olur Burak'ın annesine söyleyin. Bir daha ararlarsa hemen İstanbul'a dönsünler. Lütfen Şule teyzenin adresini ve telefonunu da verin. Benim burada olduğumu söyleyin, yalvarırım. Tamam kızım, tamam. Merak etme, söyledim zaten. Tekrar aramalarını beklemekten başka yapacak bir şey yok. Oldu Leyla teyze. Sağ ol aradığın. Hoşça kal güzelim. Hayırdır Bilge? Abinden bir haber mi var yoksa? Telefon etmişler, iyilermiş. Ama nerede olduklarını söylememişler. Beni arıyorlarmış. Ama ben buradayım Şule teyze. Tabii yavrum. Beni nasıl bulacaklar? Biz onları bulalım, ne olur. Ay, yetti mi? Kes şu zırlamayı. O bir lafını koldur demedim mi sana ha? Abi lafını duymak istemiyorum demedim mi sana? Kes! Çekil sen, bırak kaçma! Bırak çocuğu! Belki başka bir şey peşindedir. Yalan, yalan söylüyor kardeşimi arıyorum diye. Belki de kızın birine aşık olmuştur. Böyle adamdan, böyle çocuktan her şey beklenir. Yalan söylüyor. Serseri değil mi? Allah aşkına sus Hayriye. Ben abimi istiyorum. Yalvarırım yardım et Şule teyze. Ne olur yardım et. Tamam, ay! Tamam, kes şu zırlamayı, kes! Sana şu abi lafını etme demedim mi ha? Patlatacağım şimdi suratına. Sus kız sus! Çekil karışma sen. Çekil, çekil, çekil karışma. Diyeceğim bir tane suratına seni. Yapmayın. Sus, sus, sus. Sana gizleteceğim vallahi ikinizi de. Allah Allah. Bu çocuğun nesi var böyle? O kadar sofra hazırladık canım. Terbiyesizlik yapmasın. İnsan hiçbir şey yemese bile nezaketen gelip oturur. Ben şimdi onu sofraya getirmesini bilirim. Aman bırak Melahat abla, üstüne gitme. Hala bir şeyler yeme şansın var mı? O güzel yemeklerinizden hiç değilse bir parçacık tadayım diyorum. Tabii tabii yavrum, gel otur. Dur ben sana önce bir çorba koyayım. Çok koyma ama. Tamam merak etme. Harika olmuş. Ellerinize sağlık. Doğrusu yeşim kızımın eline sağlık. Mutfakta pek becerikli maşallah. Daha mutfakta ne yemekler var bir görsen? Eminim hepsi çok güzeldir. Ne oldu? Hani çok beğenmiştin? Yo yo, çok güzel. Kusuruma bakmayın ne olur. Midem biraz tuhaf bu akşam.
Yaşım sana nane limon kaynatsın ha? Hayır hayır, zahmet etmeyin. Dışarı çıkıyorum, temiz hava belki iyi gelir. Ne haber Yaşar baba? Ha? Kapatıyor musun? Yok yok, daha buradayız. Geç içeri, keyfine bak, hadi hoş geldin. Yiğit, böyle gel. Ne haber? Sağ ol abi. Sen nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen de hoş geldin. Yaşar abi, iki çay versene. Hemen geliyor. Hayrola delikanlı? Düşüncelisin. Aklım karışık biraz abi. Hayat bu oğlum. Kimin aklı karışık değil ki? Dün ne hayallerimiz vardı, bugün neredeyiz? Ya. Zaman ne çabuk akıp geçiyor. Hiçbir şeyin farkında değiliz. Hiçbir şeyi doyasıya yaşayamıyoruz. Hiçbir şeyi açıkça konuşamıyoruz bile. Sen de dertliymişsin be abi. Sorma. Bak delikanlı, yaşın daha genç senin. Kafana neyi takıyorsan bırak düşünmeye. Durma. Hemen harekete geç. Neyse o, hemen çözmeye çalış. Bekleme hiç. Kızgınsan git kızdım de. Hata yaptıysan git özür dile. Aşıksan hiç durma. Seni seviyorum de. Bunları zamanda yaşamadıktan sonra yaşamanın ne önemi var? Haklısın abi, ne diyebilirim ki? Ah, hayatta ne beklenmedik şeyler oluyor. Bilgiyi düşünüyorum da kızın başına gelenlere bak. Hiç yoktan, durup dururken olanlara bak. Daha dün ayaktayken bugün yürüyemiyor. Kim bilir ne zaman ayağa kalkar. O genç yaşta ne büyük felaket. İnsanın başına gelmeden hayatın önemini anlayamıyoruz. Öyle boş durmakla olmuyor. Bir şeyler yapmamız gerek. Tedaviye gidip gelirken perişan oluyordur zavallı, kolay değil. Hem de hiç değil. Abi aklıma ne geldi? Bir tekerlekli sandalye alsak, çok pahalıdır ama mahalleden de 3-5 toplarız. Ne dersin? Neden olmasın? Arkadaşlar seve seve yardım ederler. Komşuluk bugün içindir. Aklında 1000 yaşa be delikanlı. Helal olsun sana. Geç kalmasak bari. Hemen bir taksi buluruz inşallah. Tamam, acele etme o kadar. Geç kalmadık. Ben taksi çağırdım. Neredeyse gelir. Neyse bari. Hep beni kucağında taşıyorsun. Çok ağır değilim değil mi Cengiz abi? Yo, neden? Sana yük oluyorum böyle her gün her gün. Ne yükü canım? Hem kollarım yorulsa sırtımda taşırım seni. Tekerlekli sandalyemiz olsa belki rahat ederdiniz ama. Biz rahatız Bilge. Lütfen bizi düşünme. İdare ederiz, merak etme. Ben geç kaldım, gidiyorum. Sen bizimle gelmiyor musun? Ben yine iş aramaya gidiyorum. Gazetede bir adres buldum. Verdikleri saatte yetişemezsem görüşme yapamam. Hadi hoşça kalın. Güle güle. Şule teyze. Canım. Sana iyi şanslar. Sağ ol canım. Ne oldu Cengiz abi? Bana niye öyle bakıyorsun? Yok. Yok bir şey. Bilge. Evet Cengiz abi. Sana ilk tanıştığım zamanlarda kötü davranmış olabilirim. Yani seni üzdüysem özür dilerim. Nereden çıktı bu şimdi? Aşk olsun Cengiz abi. Beni üzdüğünüz falan yok. Hem size ne kadar teşekkür etsem az. Beni adamların elinden siz kurtardınız. Bunu hiç unutmadım. Vay ayı vay. Nasıl da bağlamış. Cengiz abi, biliyordum gelip beni kurtaracağınızı, biliyordum. Tamam tamam, kes. Bırak ve aklamayı da gidelim. Hadi. Atla. Evet. Beni kurtar.
çağırmasaydınız şimdi kim bilir nerelerdeydim. Kurtardım kurtarmasın ama. Evet, iyi ki kurtarmışım. Şimdi de böyle. Bana o kadar yardımcı oluyorsunuz ki. Hakkınızı nasıl ödeyeceğim hiç bilmiyorum. Tamam Bilge. Hadi ağlama. Her şey düzelecek. Taksi geldi. Hadi bakalım. Gel bakayım. Hadi. Of. Vay maşallah. Yiğit hala uyuyor. Sabaha karşı 5'te geldi dedin. Tabii uyur. Vallahi bu çocukta bir haller var bugünlerde. Ne olabilir Melahat abla? Gerçekten dün çok garipti. Bilmiyorum ama çok endişeleniyorum. Neyse şimdi benim çıkmam lazım. İşe geç kaldım. Çık kızım çık. Hadi hayırlı işler yavrum. Sen de surat asmayı bırak. Arkadaşlarıyla falan buluşmuştur. İlahi Melahat abla. Güle güle yavrum. Hoşça kal. Kim bu acaba? Ne istiyorsunuz? İyi günler hanımefendi. Sizi rahatsız ediyorum ama ben Deniz, tarih ve arkeoloji yüksek profesörü Orhun Orhunsoy. Efendim, Şark medeniyetleri üzerine yapmış olduğum derin araştırmalarım beni kapınıza kadar getirdi. Neler diyorsunuz siz? Bana halen isminizi bahşetmediniz. Hayriye Toksöz. Müşerref oldum efendim. Nasıl tarihi bir zenginliğin üzerinde ikamet ediyorsunuz bir bilseniz. Bu güzelim evin altında dünya tarihindeki gelmiş geçmiş en eşsiz, en paha biçilmez, en değerli hazine yer alıyor. Bu ev sizin değil mi? Evet, benim tabii. Harika. O zaman izin verin sizinle tarihi bir sırrı paylaşalım. Bakın hanımefendi. İşte şurası sizin ev. Bu evin altında o değerli tarihi Kanuni Sultan Süleyman'ın hazinesi yatıyor. Aa, ne diyorsunuz siz? Sessiz olun lütfen. Yıllar süren araştırmalarımla size şunu kesin ve net olarak söyleyebilirim ki bu evin altında bir servet yatıyor ve siz dünyanın en zengin ve de en ünlü kadını olacaksınız. İşte buyurun. Tüm çalışmalarım ve bütün tarihi belgeler işte burada. Bir bakayım. Allah Allah. Evet, bugünkü adresler bunlar çocuklar. Hadi size kolay gelsin. Açık adresler de orada yazılı. Tamam abi, hadi eyvallah. Hadi güle güle çocuklar. Teşekkür ederim Cengiz abi. Çok görüyorum sizi. Olur mu be kızım? Hadi bakalım sana kolay gelsin. Ben akşam seni Çuriye ile beraber alırım. Güle güle. Hadi geçmiş olsun. Günaydın Bilgeciğim. Bugün nasılsın bakalım? Nasıl olabilirim ki? Herkese eziyet oluyorum böyle. Şule teyzeye, hanımıma, Cengiz abiye, herkese. Bu söylediğini duysalar üzülürler herhalde. Aslı abla, dün nişanlınla buluştun mu? Evet, buluştuk Bilge.
Beraber akşam yemeği yedik. Çok özlemiş beni. Ama sonra birden bir işi çıktı gitti. Büyüyünce anlayacaksın. Bu erkeklerin işine akıl sır ermez. Hoppa. Hadi. Hadi bakalım. Uzan. Günaydın teyze. Oh, ödümü kopardın oğlum. Günaydın da saat öğlen oldu. Ben de şimdi seni uyandıracaktım. Bak çayı da demledim. Yiğit, ne bu halin böyle? Sabaha karşı eve geliyorsun. Ne işler çeviriyorsun sen? Arkadaşlarla takıldık biraz. Saati nasıl geçtiğini anlamadım. Yok, sen çok tuhaflaştın bugünlerde. Oğlum benden bir şey saklamıyorsun değil mi? Aman teyze, yok bir şey, amma da büyütüyorsun. Hadi yesene oğlum. Pek iştahım hadi. Yok bugün. Aa, olmaz. Hadi ye bakayım. Yeşim çıktı mı teyze? Çıktı ya. O da dün çok merak etti seni. Başına kötü bir şey geldi diye çok endişelendi. Ah Yeşim'im. Çok sevgi dolu bir kız. Yani kendi kızım olsa ancak bu kadar severdim. Yiğit'cim, bak bana kızma ama sana bir şey söyleyeceğim. Artık evlilik yaşına geldin. Hani işine karışmak gibi olmasın ama yaşın bence tam sana göre yavrum. Kaçırma evladım onu. Teyze, benim işim var, hemen gitmem lazım. Allah Allah. Vallahi bu çocukta bir iş var. Hadi biraz daha sık dişini. Yapamıyorum Aslı abla. Ayaklarımda hiç güç yok sanki. Peki canım, kendini zorlama. Bak, sadece ayaklarını yere koy. Zaten seni tutuyorum. Korkma, seni düşürmem. Hadi, hadi. Evet Bilge. Hadi ama... Olmuyor, yapamıyorum. Evet Bilge, tamam. Hadi beyler, pamuk eller cebe. Hayırdır abi? Bilge'nin başına gelenleri biliyorsunuz. Ona yardım etmemiz lazım. Ona bir tekerlekli sandalye alacağız. Herkes gönlünden kopanı versin. Hadi bakalım beyler. Hadi bakalım çocuklar. Hadi. Pamuk eller cebe. Bilge'nin başında bir dert var. Ona sahip çıkmamız gerekiyor. Hadi bakalım. At bir şeye. Hadi hadi. Nazlanma yine. Doğru, haklısın abi. Başka çaremiz yok. Al bakalım cebimiz. Al bakalım. Eyvallah. Eyvallah abi. Eyvallah. Kaç para oldu? Eyvallah. Hadi. Hadi. Evet Bilge. Bak harika. Tamam. Şimdi şu kenarları sıkıca tut. Tamam. Tamam, işte böyle. Güzel. Bak, şimdi seni bırakacağım. Bakalım ayakta durabilecek misin? Hazır mısın? Bak, hayır. Şimdi deniyoruz. Hayır Aslı abla, denemeyelim. Evet. Tamam, hazırım. Bırakıyorum, sıkıca tut. Evet. Aha, evet. Hop, tamam dur. Tamam güzelim, tamam. Sakin ol, tamam. Yapamıyorum Aslı abla, ne olur yapamıyorum. Tamam bir tanem, tamam sakin ol. Tamam. Yavrum çok iyiydin, harikaydın gerçekten. Gerçekten. Tamam. Senin yürümeni beklemiyoruz tatlım. Sadece bir alıştırmaydı bu. Sakin ol. Ne yapacağım ben? İşleri karıştırdım iyice. Bu durumdan kurtulmam lazım ama nasıl? Keşke teyzeme açsaydım durumu. O ne yapacaktı ki? Yok yok, en iyisi açıkça konuşmak. Yeşim'i açıkça anlatmalıyım. Hemen konuşmalıyım onunla. Evet, hemen konuşmalıyım. O açacak, bak göreceksin. Bence o açmayacak. O açacak. Hayır, açmayacak. O. Hayır. Merhaba çocuklar, ne istemiştiniz? Bir şey için gelmiştik. Çiçek siparişi verilmişti de. Ha, siz dünkü çocuklarsınız. Beyefendinin siparişlerini getirdiniz. Verin bakayım bana. Hadi ne bekliyorsunuz? Hiç, gidiyoruz. İyi günler. Sen kazandın. O açmadı. Evet. Çok mu üzüldün Murat? Yok, üzülmedim. Yalan söyleme. Bal gibi üzüldün. Şu yüzünün haline bak. Ne varmış yüzümde?
Bilmem, birazcık asık da. Küçük hanım nereye? Babanız çok kızar, gitmeyin. Kimse karışamaz bana. Rahat bırak beni. Duydun mu? Duydum. Ben gidiyorum. Nereye küçük hanım? Nereye istersem oraya, sen karışma. Olur mu, babanıza ne derim? Ne olur gitmeyin. Ay. Sen karışma dedim ya. Hem babamın umrunda da değilim ben. Selam. Bize mi geldiniz? Evet. Yok yok, hayır. Yani sipariş verdik az önce. Şimdi başka yere gidiyoruz. Hadi gidelim. Ha? Eyvallah. Sağ ol. Hayırlı görüşürüz. Olsun abi. Merhaba beyler. Hoş geldin. Hoş bulduk. Cengiz abi hoş geldin. Gel otur. Oturun oturun siz. Ne var ne yok delikanlı. Ey işte Hasan abi. Pek iyi sayılmayız bugünlerde. Hayırdır Cengiz abi? İşler kötü gidiyor galiba. Bizim işleri bırak. O taraf zaten berbat da. Ben hayırlı bir iş için uğradım. Bilge'nin başına gelenleri duydunuz değil mi? Yok, ne gelmiş kızın başına? Ben hanımdan duydum. Ya ne talihsiz kızmış. Hakikaten yürüyemiyor mu şimdi? Allah Allah. Ne olduğunu söyleyin de biz de anlayalım şu işi. Bilge bir kaza geçirdi Hasan abi. Evde düşmüş. Kafasını yere çarpmış. Bayılmış. Şöyle epey sonra bulmuş. Kız kanlar içindeymiş. Eyse. Hastanedeydi birkaç gündür. Şimdi çıktı ama kız yürüyemiyor. Doktor sarsıntı geçirmiş dedi. Psikolojik falanmış yürüyememesi. Vah vah, çok üzüldüm ya. Bir daha yürüyemeyecek mi Bilge? Çalışması lazımmış. Şimdi fizik tedaviye gidiyor. Neyse, uzun lafın kısası mahalleli olarak kıza sahip çıkalım diyorum. Çıkalım tabii ya. Zaten gariban kız, çilesi hiç bitmedi. Sen söyle, elimizden ne geliyorsa yaparız. Vallahi size de bu yakışır Hasan abi. Bilge'ye bir tekerlekli sandalye alalım diyoruz. Sordum soruşturdum. Kullanılmış olanları daha ucuz. Mahalleli para topladı. Kahveden de topladım. Şimdi de mahallenin esnafından toplayacağım. Gönlünüzden ne koparsa verirsiniz. Sevaptır. Sağ ol. Al Cengiz abi. Durumlar sıkışık olmasa daha fazlasını vermek isterdim ama bu kadar verebileceğim. Sağ olasın. Senin bu verdiğin para var ya, milyarlara değer. Bilge için feda olsun. Bu işi iyi akıl etmişsin Cengiz. Bizim de bir faydamız dokunsun. Hadi bana müsaade. Güle güle. Sağ olun, daha uğrayacak yerim var. Kolay gelsin. Allah kimsenin başına zor vermesin. Zor vallahi kızım durumu. Böyle habersiz evden çıkmana baban kızmıyor mu? Yo, neden kızsın? Zaten benim yokluğumu anlamaz ki. İşleri çok babamın. Annem de hep arkadaşlarıyla dolaşır. Siz çok zenginsiniz değil mi? Sana istediğin her şeyi alıyorlardır. Haliyle. Vay be, ne güzel iş ya. İstediğin yere de götürüyorlardır seni. Uçağa bindin mi hiç? Tabii ki bindim. Yurt dışına başka nasıl gidilir ki? Nerelere gittin? Sen bir yer sor, gidip gitmediğimi söyleyeyim. Almanya'ya gittin mi? Evet. Fransa'ya? Hı hı. İngiltere'ye? Her yaz, 2 ay kalırım. Amerika'ya? Evet, Amerika'ya da gittim. Ben sıkıldım. Hadi gidip dondurma yiyelim. Dondurma mı? Şey, bizim işimiz var aslında. Dondurmadan sonra yaparız işimizi Burak. Hadi yiyelim lütfen. Peki tamam. Ama sonra sen evine gidersin, biz işimizi. Sana ne? Eve ne zaman gideceğime ben karar veririm. Seni merak ederler diye söyledim. Merak etmezler. Dedim ya, evde olmadığımı anlamazlar bile. Sen bilirsin. Peki Afrika'ya gittin mi? Aa, oraya gitmedim işte. 161 milyon. Kaç para toplandı Cengiz? 161 milyon Yaşar abi. Vallahi iyi para toplanmış, fena değil. İnşallah yetişir. Tekerlekli sandalyeleri 230 milyon lira. Hadi pazarlık falan 200'e indiririz. Yine de yetmiyor.
Ulan koca mahallede 160 milyon mu çıktı be? Yazıklar olsun bize. Abi herkese az çok bir şeyler verdi. Ama ne yapsın millet? Milletin için kana alıyor. Herkes parasız abi. Ne yapacağız şimdi? Bu parayla bir GTK'lık bir sandalye falan alamayız. Bir çaresine bakmak lazım. Bir dakika bekle. Cengiz abi bir daha say be. Belki bir yanlışlık yapmışsındır. 3 kere saydık be oğlum. Gördünüz işte. Bir daha konuşsak abi adamlarla. Belki iskonto yaparlar bize. Bir deneriz. Ama hiç sanmıyorum indireceklerini. Al Cengiz. Hı? Tam 40 milyon var. Yaşar abi sen para vermiştin. Hem de 10 milyon. Al dedim sana. Ocak delikti ya. Yeni ocak almak için biriktiriyordum bu parayı. Tamam abi biraz daha idare ederiz. Al şunu bilginin daha çok ihtiyacı var. Yaşar abi. Helal olsun sana abi. Uzatmayın. Yaşar abi harbiden büyük adammışsın be. Helal olsun sana. Tamam evet, çocuklar. Abi, hadi bakalım. Çay içen yok mu içinizde? Hadi bakalım herkese çay. Hadi gelin bakalım. Şöyle bir dakika. Ne haber şöyle? Çok bitkin görünüyorsun. Bütün gün iş aradım Cengiz. Ayaklarıma kara sular indi vallahi. Yok, hiçbir yerde iş yok. Ne yapacağım bilemiyorum. Yani şöyle, 50 bin dolarım vardı. Gidip şu parayı sobaya saklayacağına, bankaya bir yere yatırsaydın olmaz mıydı? Hafta sonuydu Cengiz, ne yapsaydım? Üstelik Hayriye'nin sobayı yakacağını da düşünemedim. Sobadan başka saklayacak bir yer bulamadın mı? Yeter ya, yaptım işte bir delili. Gelme üstüme. Daraldım vallahi bu konudan. O parayı yemek kısmet değilmiş. Ne yapalım? Sil baştan. Elde var sıfır. Yan gelip paraları yerim diye düşünürken yine iş arıyoruz işte. Kusura bakma şöyle. Tamam. Bu konuyu bir daha açmam. Gel hadi şuradan bir dolmuşa binelim. Tamam. Bilge çıkmak üzeredir. Tamam. En son Tokat'ta bir kazı çalışmasına katılmıştım. Antik Lidya dönemine ait bir eser bulmuştuk. Yer altında koca şehir. Sizin mesleğiniz de çok heyecanlı Orhan Bey. Hay, yer altında bir şehir buluyorsunuz. Ya yıllardır bu işi yapıyorum ama halen ilk günkü gibi çok heyecanlıyım. Bizden önce yaşayanlara ait bir şeyler bulmak büyük bir haz veriyor bana. Biliyor musunuz? Yıllar önce elmalı hazinesini de ben bulmuştum. Ya şimdi o paha biçilmez hazine Londra'da bir müzede sergileniyor. Ne oldu? Ne oldu söylesenize. Lütfen söyleyin. İşte tam burası. Eminim ki hazine tam burada.